Ay, çok heyecanlıyım açıkçası. Nasıl olacağını bilmiyorum. Çiçeklerin güzelliği, çiçekler doğum günümde geldi, kıyamadım yani. Her gün çekim yapmak istiyorum, anlatamam. Güzel gidecek. Bu çekim çok güzel olacak biliyorum çünkü harika çiçeklerim var. Şekeri bıraktım ve bugün 27. günüm. Bugün sizlerle biraz bunun üzerine konuşmak istiyorum. Neden bıraktım? Nasıl bıraktım? Nasıl hissediyorum? Zorlandım mı yoksa gayet böyle kolay bir şekilde bıraktım gitti mi oldu? Bunları biraz aranızda da şekeri bırakmak isteyenleriniz varsa diye sizlerle paylaşmak istedim. Bu konuyu biraz size açmak istiyorum. Arkadaşlar, öncelikle ben beslenme konusunda muhteşem bir insan değilim. Sağlığa inanılmaz önem veriyorum ve çok da ilgimi çekiyor. Yani sağlıkla ilgili kitaplar okumak, araştırmak, bilmek, daha da bilgilenmeyi çok seviyorum. Ve vejetaryenlikle ilgili biliyorsunuz ki bir videom var. Onu izlemeyenleriniz buradan izleyebilir. Ve 14-15 yıldır vejetaryenim. Lakin hayatımda en sevdiğim ve hani hiç vazgeçemeyeceğimi düşündüğüm şeylerden biri net ve kesin olarak şeker tüketimimdi. Ve bahsettiğim de açıkçası size rafine şeker. Hani biskrem mi dersiniz, yani bonibonlar mı dersiniz, gecenin bir vakti işte o damağımı ben seviyordum. Hani Antep fıstıklı çikolatalarını yemek mi dersiniz? Zaten inanılmaz derecede dondurma manyağıyım. Hani anlatamam size. Yani böyle herhalde 3 kiloyu bitirebilirim bir oturuşta. O kadar çok seviyorum. Dolayısıyla benim şekeri bırakabilmem demek, hani ara vermekten bahsetmiyorum, bırakabilmem bir mucize. Eğer ki aranızda şekeri bırakmak isteyenleriniz varsa emin olun, ben yaptıysam bunu siz de yapabilirsiniz. Ve ben size bu videoyla elimden geldiğince bütün sorularınızı cevaplayarak destek olacağım. Öncelikle şimdi şuradan başlayayım. Hayatımda ilk defa şekeri bırakma denemem ve sürecim değil. Daha önce de bir Amerika'da yaşadığım dönem vardı. 19 yaşlarındayken 1,5 sene kadar. Orada 12 kilo almıştım ve ondan sonra böyle inanılmaz derecede böyle hissetmeye başlayınca kendimi, yani çok sağlıksız da hissediyordum. Hani her şey bir kenara. Dedim ki ben en azından şekerli gıdalar tüketmeyi bırakayım. Lakin bunun sonucunda yine şeker tüketimine başladım. Yani çok uzun süreli devam ettiremedim. Şimdi tam şeyleri hatırlamıyorum hani kaç günde, ama sanıyorum ki 21 günü geçtiğim olmadı. Yani hep bir böyle geri dönüşlerim oldu. Ya da 21 gün içinde belki tam da hani %100 ara verdim mi? Ondan da şu anda emin olamıyorum. Çünkü net olarak bırakmış olsaydım belki de 21 gün sonunda, hani vardır ya 21 gün devam edin alışkanlığınız haline geliyor diye. Ondan sonra geri dönmemiş olsam diyeyim, ya da o aralarda atıştırmamış olsam daha kolay olurdu bırakabilmem. Ama bütün bunlar geride kaldı. Sonuç olarak sağlık konusunda elimden geldiğince dikkat ediyorum ama sizlerle de paylaşımlarımda benim yapmadığım ya da benim başaramadığım şeyleri, ay işte bunu da yapın canım yani ne var diye paylaşamam sizlerle. Dolayısıyla mesela ilişkiler konusunu çok fazla ele almıyorum. Sebebi de şu anda bir ilişkimin olmaması. Geçmişe dayalı konuları tabii ki de ele alırım konu olarak. Ama ben mesela çok sağlıklı, çok güzel, çok böyle inanılmaz bir ilişkim olmadan bu ilişkiyle ilgili konuyu ya da genel konuları ele alma taraftarı değilim. O sebeple mesela benim videolarımda bu konu yer almıyor. Bunun gibi yani sağlıkla ilgili de, beslenmeyle ilgili de ben size kalkıp da işte şunun tarifini veremem. Çünkü daha kendim o tarifi yapmıyorumdur. Bundan emin olun diyeyim. Öncelikle özellikle aranızda beni tanımayanlarınız, çok fazla videolarımı izlemeyenleriniz varsa bunu belirtmekte yarar var diyerek şimdi esas konuya geliyorum. Şekeri bu sefer gerçekten, yani gerçekten ama gerçekten, biliyorsunuz gerçekten kelimesini çok seviyorum, bırakabilmem açıkçası biraz zorlu oldu ve zorlu olması da çok hayrımı oldu. Kamboçya'ya gittim. Kamboçya'ya gittiğimde arkadaşlar böyle bir hafta, yani 8 gün kaldım diyeyim. Orada o kadar fakirlik gördüm ki, yani o kadar
beni etkiledi ki o ve canım şeker istediğinde mango, papa, koko dediler. Yani Hindistan cevizi, mango ya da papaya meyvesi. Papaya değil mi o? Şuraya resmini koyalım da bilmeyenleriniz varsa. Böyle tatlı bir meyve, papaya olması lazım Türkçe'de de adı. Ondan hep bana söylediler. Yani ben ne zaman ya şeker istiyorum işte kek var mı ya da canım çok böyle çikolata çekti falan dediğimde ve bu arada otelde kaldığımızda bile hani otelin lobisinde bildiğiniz restoran var. Orada bile şeker yok. Sadece kızartılmış muz vardı. Dolayısıyla orada böyle etkilendim. Yani oradaki birçok insan şekerin ne demek olduğunu bilmiyor. Hani şekerin ne demek olduğunu bilmiyor derken bayağı abartıyorum. Bu sebepten dolayı yani erişim imkanları yok. Ona para harcayamıyorlar. Ve dolayısıyla o şekerli gıdalar diyeyim aslında Kamboçya'da genel olarak turistler için. O yüzden de orada bana bir böyle uyanma anı geldi. Yani kardelen bu insanlar bu şekilde yaşıyor ve gayet mutlular. Hani sen de bu kadar zorlanıyorsun şekeri bırakmakta saçmalama dedim. Tabii ki de bırakabilirsin. Ve orada zorunlu olarak zaten şeker tüketmedik. Hani tabii ki de alabilirdik marketlerden falan ama almadık. Ve açıkçası ben genel olarak kendimi orada gördüğüm birçok manzara karşısında o insanların o kadar fakirlik içinde yani gerçekten durumları çok iyi değil. Onu görmek beni üzdü. Hani o yüzden hani bırakın şeker tüketmeyi kendime çok gelemedim. Neyse orada bir 4-5 günle böyle ara verince zaten sonrasında canım deli gibi istemedi. Sonra İstanbul'a döndüm. Ve yani acaba dedim şekeri bıraksam mı? Böyle bir denedim. Hani yemeyeyim şey değil. Zaten genelde benim hep gece böyle deli gibi bir şeker yeme isteğim oluyordu. Ya da dondurma. Yani dediğim gibi dondurmaya dayanamıyorum. Ya böyle dondurma yemek istiyorum ya da gecenin o bir vakti uyumadan hemen önce gelir ya. Allah hani şeker krizim tuttu diye. Ve Türkiye'ye döndükten sonra bir 10 gün daha şeker yemedim. Ondan sonra acaba dedim 21 gün tamamlarsam bir şeyler olur mu? Ama böyle video çekeyim falan bu konuya bir değineyim diye bir şey aklımda yoktu. Çünkü birincisi 21 gün dayanacağımı düşünmüyordum. İkincisi de 21 gün dayansam bile hani 22, 23, 24. günlerde kesinlikle bir sekteye uğrar diye düşünüyordum. Lakin öyle olmadı. Şöyle bir şey oldu. Cevizli sucuk biliyorsunuz sevenleriniz vardır. Şekersiz ve tamamen doğal olarak kurutulmuş. Cevizli sucuk ben çok severim. Yani her türlü zaten kuru yemiş ya da böyle hani o havuçlu ezmeler falan bayılırım. Ama onların şekersiz olanlarını buldum. Haftada 2 ya da 3 kere diyeyim. Çok da abartmadan hani canım istediğinde açıkçası onlardan tükettim. Bir arkadaşım var Gözde. Onun Fit Notes diye bir markası var. Hatta şuraya yazacağım. Kendisi de rafine şeker kullanmıyor ürünlerinde. Böyle 25. gün müydü? 24. gün müydü? Yani 2-3 gün önce bugün 27. günümdeyim. Evet birkaç gün önce böyle ona şey yaptım. Ya Gözde ben senden sipariş versem mi? Hani canım şeker artık eskisi gibi istemiyor ama böyle bir şey istediğimde o hurmayla işte böyle değişik pekmez galiba kullanıyor. Tam detaylarını öğrenmem lazım. Bana anlattı ama böyle yani bütün içeriklerini size şimdi yalnız söylemeyeyim diye söylemeyeceğim ama işte ceviz, hurma, incir kullanıyor galiba. Agave şurubu kullanıyor ama emin değilim. Zaten Fit Notes diye bakarsanız siz de kendisiyle de iletişime geçebilirsiniz. Sonuç olarak arkadaşlar 25-26. güne geldiğimde artık böyle tamamdır bu iş bende dedim. O yüzden dün akşam aslında acaba bununla ilgili bir video çeksem mi diye düşündüm. Çünkü eminim aranızda şeker tüketimini biraz abartan ya da bu şeker tüketiminden memnun olmayan ya da sağlığında bunun olumsuz etkilerini belki hayli hayli, belki biraz olsun hisseden insanlar vardır. Ve insülin direnci dediğimiz şey çok önemli. Bunu lütfen hafife almayın eğer ki varsa. Bu süreçte benim için nasıl oldu? Zordu. Yani Kamboçya'da olduğum için ve orada o psikolojik halde ve de 39,5 derece falan ateşim vardı. Gerçekten çok hasta oldum. Bu iklim değişikliğinden dolayı zaten blogda detaylarını göreceksiniz. Orada ona odaklanamadım. Hani aman da yani şeker birinci önceliğim değildi. Ama döndükten sonra yani 10. 11. günde böyle bayağı şeydim. Gerçekten canım şeker istiyor deyip yiyemediğimde açıkçası sinirlendim. Bir de şunu söyleyeyim ben kilo vermedim. Ve benim metabolizmam yani yağ yakmam
%0'dı. Bunu gittiğim o Vivamayer Detoks Merkezi'nde bir test yapmışlardı. Hani yağ yakımın %0 demişlerdi. O yüzden kardiyoya başlamam gerekiyor dediler bana. Lakin ben spor salonuna gittim ve spor salonlarını beğenmediğim için, bu benim kişisel fikrim, devam ettiremedim. Şuna geleceğim. Şeker tüketiminizi sıfıra ya da en aza indirgediğinizde herkesin bedeni farklı. Benim bedenim kilo vermedi ama gece atıştırmalarım devam ediyor. Evet, şekeri tamamıyla neredeyse kestim. Hani cevizli sucuk ya da dediğim gibi o Fitnot markasından ya da rafine şeker kullanılmayan ürünleri tüketiyorum. Bal tüketmiyorum bilinçli olarak, çünkü bal bana çok şekerli geliyor ve de açıkçası %100 güvendiğim bir marka olmasını istiyorum. Hani gerçekten şeker katılmadığından emin olduğum bir marka. Daha böyle bir markayı da araştırmadım. Önerileriniz de varsa bu arada tabii ki de sizlerden de yorum bekliyorum. Dolayısıyla ben kilo vermedim. Ama sizler bıraktığınızda ya da azalttığınızda eminim, özellikle hani biraz kiloluysanız çok 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 kilo vereceğinizi zaman içinde düşünüyorum. Lakin lütfen arkadaşlar kiloya takılmayın. Gerçekten önemli olan kilo değil burada, çünkü sağlığımız söz konusu. Ben 27. gün bugün, size bu videoyu çekmeden önce bir saydım bir daha oturup. Ve evet, zor. Yani özellikle yoğun iş temposunda çalışıyorsanız ya da çocuklarınız varsa, hani sorumluluklarınız fazlaysa ve yani gün içinde deli gibi koşturup gece eve geldiğinizde belki yemekten sonra o dondurmayı yemek, belki uyumadan önce siz de benim gibi o çikolatayı atıştırmak, belki yalnız yaşıyorsunuz, belki hayatınızda biri yok ve bunun yokluğunu çekiyorsunuz. Onları belki dindirmek için de bu şekerli gıdalara yönelebilirsiniz. Tabii ki de bunun duygusal boyutu da var. Ve ben duygusal açlıkla ilgili de bir video çektim. Bilmiyorum o yayınlar mıyız, yayınlamaz mıyız? Ama o da zaten yayına girerse ona da bir göz atın derim. Sonuç olarak bütün söylediklerimi toplayacak olursam, en azından bir 21 gün boyunca şekeri bırakmayı deneyin. Benim nacizane önerim, tüm rafine şekeri yani 21 gün boyunca yemeyin. Ama olur da ne bileyim işte bir düğündür, bir doğum günüdür, bir şeydir. Bu arada 31 Ocak benim doğum günümdü. Ve mesela o gün, sadece o gün özel, 2 gün önce mi? Evet, 2 gün önceydi ve pasta almıştı ailem. Ondan mesela böyle biraz yedim ama çok abartmadım. Zaten artık canım da istemiyor. Dolayısıyla hani kendinize her zaman bu böyle öz şefkatle ya da tamam hani biraz alayım deyip ama abartmadan yola devam edin derim. 21 gün sonunda da bu arada her gün nasıl hissettiğinizi de yazabilirsiniz, bir defter tutabilirsiniz. Dilerseniz yani bir desteğe ihtiyacınız olursa, Kardelen ben başladım ve yani gerçekten işte kendimi çok kötü hissediyorum ya da bomba gibi hissediyorum, neyse, bana yazın. Her bir yorumunuzu okuyorum arkadaşlar. Gerçekten okuyorum ve zaten yani cevabımı da görüyorsunuzdur. Bu konuda da size destek olmayı seve seve isterim. Korkmayın. Yani özellikle insülin direnciniz varsa bence bir an önce o rafine şekerli gıdaları hayatınızdan çıkarın. Kendi iyiliğiniz için. Çünkü bedenimize iyi bakmak durumundayız. Onu sevmek durumundayız. O bizim böyle biricik bedenimiz. Her şey sağlıktan geçiyor ve bedenimizin sağlığı da çok önemli. Bunun dışında tabii ki de duygusal sağlığımız, akıl sağlığımız, ruhsal sağlığımız, hepsi bir bütün bana kalırsa. Ama her şey öncelikle bedenimizden başlıyor. Dolayısıyla 21 gün boyunca devam edin. Benden destek isteyin ya da tabii ki de bir sürü arkadaşlarınızdan da destek isteyin. Mümkünse bunu her yerde herkese söyleyin, şekeri bıraktığınızı. Yarın öbür gün sizi bir yerlerde az işte yerken görürlerse o şekeri, sen bırakmamış mıydın falan dediklerinde, evet bırakmıştım ama geri döndüm falan derseniz, sizi azarlayacak. Hayır, onu işte yemiyorsun, sen bıraktın falan diyecek arkadaşlarınız olsun etrafınızda derim. Dördüncü olarak da istikrarlı olun. Ve son olarak, eğer ki yani şeker yemeye dönüşleriniz olursa diyeyim, kendinizi yargılamayın. İnsanız. Ben gerçekten bu konuda yani özellikle sağlığa böyle kafayı takmış bir insanım çünkü. Yani bunu dile getiriyorum hep böyle, ara ara getireceğim da. İnanılmaz meraklıyım. Yani her türlü
hem bedensel sağlığa, hem duygusal sağlığımıza, hem ruhsal hem akıl sağlığı çok ilgimi çeken konular. Ve bunun yanı sıra bu şekerli gıda tüketimi duygularınızı da çok etkiliyor. İnişli çıkışlı duygusal hale bürünmenize sebep oluyor. Bu nedenle de açıkçası şekeri bırakmanız sizin yararınıza olur. Çünkü hep o iniş çıkışı yaşıyorsunuz diğer türlü ve belli bir yerden sonra çok fazla da şeker tüketiyorsanız gerçekten sağlıklı hissedebilme yetinizi bile bayağı aza indirgemiş olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz şekerli gıda tüketiminde nasılsınız? Hiç şeker tüketmiyorum mu diyorsunuz, yoksa gerçekten şekerli gıdalar tüketiyor musunuz? Bu videoyu beğendiyseniz ve çiçeğimi de beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Her bir beğeni benim için çok değerli. O yüzden gerçekten beğendiyseniz beğenin, yani o böyle butona tıklayıverin derim. Abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız çok çok minnettar olurum size. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgi, saygı, coşku, neşe, yani böyle içimizden dolup taşan o yaşam sevinciyle kalın diyorum. Ve eğer ki konuşamıyorum bugün, çok heyecanlandım çünkü bu konu beni heyecanlandırıyor. Eğer ki evde çiçeğiniz yoksa ve seviyorsanız bugün belki kendinize, ya da erkekseniz beni izliyorsanız belki eşinize, bilmiyorum, yine de siz belki kendinize bile bir çiçek alabilirsiniz. Gerçekten çiçekler bence çok böyle eve bir neşe katıyor, enerji katıyor. Ben çok seviyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Daha özgüvenli. Işığıymış, açısıymış. Bezdim, vallahi bezdim. Evet. Sanki 3. Saçmaladıysam da başlıyorum. Ya ben niye bu konuşmaları bitiremiyorum? Böyle deli gibi uzatıyorum. Çünkü seviyorum. Ben yani detaylı anlatmayı seviyorum. Böyle anlatacağım onu yani. Öyle bir şey var içimde.